2020 yılından beri, yani daha Spider-Man No Way Home çıkmadan, ne bir fragman ne de başka bir şey yayınlanmadan The Amazing Spider-Man için gelebileceğinden bahsetmiştim. Daha Andrew ve Tobey gelmemişti bile. Andrew ve Tobey'nin bile geleceği söylenti aşamasındayken, acaba ben The Amazing Spider-Man 3 o filmden sonra gelebilir mi diye düşünerekten Amazing Spider-Man 3 videosu çektim. Benden başka çeken kimse yoktu. Çünkü zaten kimsenin umudu da yoktu. Amazing Spider-Man 3'ü bırakın adamlar 3 Spider-Man'in bir araya geleceğine bile inanmıyorlardı. Sonrasında olanlar oldu, Spider-Man'ler bir araya geldiler. Bir hayalimiz gerçekleşmişti ve geriye bir tane hayalimiz kalmıştı. O da Amazing Spider-Man 3 filmiydi. İstediğimiz şey o filmin gelmesi, Andrew'un ve de Gwen'in anısının devam ettirilmesiydi. Hatta belki de Gwen'i Spider-Gwen olarak izlemek istiyorduk. Amazing Spider-Man 3 gelmeliydi. Yani biz istiyorduk en azından. Etiketler başlattık, kampanyalar yaptık, Sony'den istedik de istedik. Ve inanın bana bu isteklerimiz boşuna değildi. Sony de Amazing Spider-Man 3'ü yapmaya uğraştı, Andrew da uğraştı. Ama maalesef bazı engeller çıktı ortaya. Bu konuda zaten birçok söylenti var. Kimisi diyor ki Sony senaryo yazdı, Andrew'a gitti, Andrew senaryoyu beğenmedi, kabul etmedi. Veya kimileri diyor ki Sony'nin kafasında zaten hiçbir zaman The Amazing Spider-Man 3 olmadı, onun yerine Marvel anlaşma yapmak istedi vesaire vesaire. Benim artık şu andan itibaren düşüncem The Amazing Spider-Man 3'ün gelmeyeceği yönünde. Ama Amazing Spider-Man 3 gelmeyecek olsa bile Marvel ve Sony insanların Andrew Garfield'ı sevdiğinden ve istediğinden haberdar. Bu yüzden de her ne kadar o karakterin filmini getirmeyecek olsalar da onun filmini getirmiş kadar olacaklar. En azından hem söylentiler hem de benim düşüncem bu yönde. Gelin isterseniz hem söylentiden bahsedeyim hem de kendi düşüncemden bahsedeyim. Biz zaten No Way Home'da Andrew ve Tobey son görüşümüz olmadan ikna olmuştuk. Biz onları Avengers Secret Wars'ta da bekliyorduk. Daha sonrasında güçlü söylentiler çıkmaya devam etti. Andrew Garfield ve Tobey Maguire'ın, hadi Andrew üzerinden konuşuruz oradan devam edelim, Andrew'un Secret Wars'ta geleceği söylendi. Biz ona zaten ikna olmuştuk. Fakat söylentiye göre ortaya bir sürpriz daha çıktı. Andrew Garfield Secret Wars'ta gelip ufacık görünmeyecekmiş. Hani cameo gibi olmayacakmış bu durum. Andrew bir uğrayıp merhaba kardeşim şimdi hoşça kalın demeyecekmiş. Ortaya çıkan söylentiye göre yapılan anlaşma büyükmüş. Ve bu anlaşma sadece Avengers Secret Wars'u değil Avengers 5 Kang Dynasty filmini de kapsıyormuş. Andrew Garfield'ın Avengers 5 filmi içerisinde gelip Avengers 6'nın sonuna kadar devam edeceği söylenmiş. Böylece Marvel'da, Sony'de hayranlar da mutlu olacaklarmış. Hayranlar her ne kadar özel bir film alamasa da Andrew'u bol bol izleyecekler. Belki de filmlerin gişesi artacak, bu yüzden Sony ve Marvel'da mutlu olacak. Amazing Spider-Man 3'ün gelmemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Andrew kendisini tekrardan Sony'ye teslim etmek istemiyordu. Andrew şundan emindi, eğer işin içerisinde Marvel varsa, Kevin Feige varsa işler Sony'nin yaptığından çok daha kaliteli olacak demekti. Bu yüzden de her ne kadar sadece Sony'yi kabul etmemiş olsa da bence Marvel ile Sony'yi kabul etmiştir bu adam. O yüzden ben bu söylentinin gerçek olabileceğine inanıyorum. Bu söylentinin geldiği yerde bu arada geçenlerde Avengers Secret Wars ve The Armor Wars filminde Iron Man'in geri döneceğini söyleyen adamdan çıktı bu söylentide. Yani öyle boş bir söylenti değil, boş bir söylentiye video çekmiyorum. Şimdi bir de Andrew'un hem Avengers 5'te hem de Avengers 6'da görüneceğini düşünecek olursak, biz bence bu adamı artık fragmanlarda da göreceğiz. Andrew var diye insanları filme çekmek isteyecektirler, bu yüzden filmlerin fragmanlarında Andrew'da olacaktır. Artık Andrew diye bir sürpriz yok, Andrew Avengers'ın kendi oyuncusu gibi olacak. Ya da olacaktır, yani olur umarım, umarım bu söylenti doğru çıkar. Ama ben güveniyorum ya. Açıkçası ben harbiden çok mutlu oldum. Çünkü yine bambaşka söylentilere göre Avengers Secret Wars içerisinde Emma Stone'u da geri getirecekler. Başka bir evrenden Spider-Gwen olarak Emma Stone da geri gelecek. Ve Andrew Garfield'ın hikayesini Avengers filmlerini de sonlandıracaklar. Ona özel bir film çekilmemiş olsa bile hikayenin bu şekilde devam etmesi beni memnun eder. Lütfen bu söylenti gerçek olsun ya, lütfen böyle şeyler yaşansın. Bu tarzda bir Avengers filmi izlersek benden mutlusu olmaz ki. Yani düşünün zaten bunlar birer Avengers filmi. Her birini zaten büyük bir heyecanla bekliyorduk. Ama bir de işin içerisine başrollerden bir tanesinde Andrew'un da eklendiğini düşünürseniz beklentiniz 2-3 kat daha da artıyor ya. En azından benim açımdan bu şekilde. Zaten Avengers 5'te düşmanımız Kang olacak. Kang de bir sürü varyantları buraya getireceği için Andrew veya Tobey'in de gelmesi mantıklı olacaktır. Bütün varyantları Secret Wars'a saklamazlar. Birazını Avengers 5'te verirler, birazını da Avengers 6'da. Böylece bazı varyantları da ikiye bölerek Avengers Secret Wars'un hem süresini hem de bütçesini kısarlar. Ortaya bir sürü varyant barındıran iki tane film çıkartabilirler. Bence böyle bir şeyin olması daha olası ve daha mantıklı gibi göründü bana. Hadi ulan Marvel, hadi ulan Andrew, hadi ulan Sony. Yapın bir güzellik ve bizleri mutlu edin lütfen. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu söylenti gerçek midir? Böyle bir şey olabilir mi veya böyle bir şey ister misiniz? Bunu da lütfen yorumlara yazınız. Ve bu arada en başından beri benimle olanlar ve Spider-Man için heyecanlananlar varsa da buradan hepsine teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız canlar. Beni buraya sizler getirdiniz. Ve hep beraber Avengers 5, 6 ve daha nicesine kadar devam edeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.